Olmadı. Olmamaya devam ediyor. Olmamakta ısrar ediyor. Aşkım şunu tutsana gelip ya. Evet, günaydın. Günaydın. Nasılsın? Kötüyüm Cihan. Niye kötüsün aşkım? Senin yüzünden kötüyüm. Yüzüm gözüm temiz mi? Baksana bir. Temiz. Teşekkür ederim. Sabah çünkü ıslak mendille yıkadım. Arabamızda su bitmiş. Evet, uzun zaman oldu sizlerle görüşmeyeli arkadaşlar. Günaydın. Günaydınlar. Biz şu anda aslında öncesi de var bayağı. Biz bayağı Suudi Arabistan'a falan gittik. Geçen hafta 3 gündür oradaydık. Ondan sonra geldik. Antalya'da birkaç gündür Antalya'dayız. Burada doktor kontrolüm var biliyorsunuz. Onu bekliyoruz. MR sırası verdiler. O esnada dedik ki ne yapalım, Antalya'nın sahillerini birçok kez gezdik, gördük, biliyoruz ve hala çok sıcak aşağılar diye dedik ki Antalya'nın şöyle tepelerindeki ilçelerini bir kurcalayalım. Dedik ki demezsen çok iyi olur. Aslında çünkü onu sen dedin tabii ki Cihan. Ve gece kapşonluyla yattı. Çok zor. Hiç demedi ki Ebru'cum ne durumdasın? Evet. Ben böyle yattım. Haklı. Aşkım ve bizi kendi buraya getirdi. Ama ben de sakatlandım gece çünkü çok soğuk. Şu anda 1100 rakımda Antalya'nın İbradı ilçesindeyiz. Burada yıllardır benim görmek istediğim Altın Beşik Mağarası var. Duymuşsunuzdur. Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü ve dünyanın da üçüncü büyük yeraltı gölüymüş. Onu görmek uğruna akşam benim sevdiceğim çok üşüdü. Ben de onu ısıtacağım derken fazla sarıldım. Sağ kanadım, kolum kanadım kırıldı. Tabii. Uyguladık bengayı falan ama geçecek gün içinde. Her neyse bugün bu Altın Beşik Mağarası'nı gezeceğiz. Botlarla falan mağaranın içine girip yüzüyorsun, geziyorsun falan bir şeyler. Yıllardır benim aklımda, bugüne denk geldi. Girişimiz biraz böyle ağrılı oldu. Çünkü plansız oldu. Ebru sahilde kalalım. Daha sonra gün içinde buraya çıkalım diye düşünüyordu. Öyle yola çıktık ama ben yolda unuttum o planı. Direkt buraya çıktık akşam. Hep unutuluyor zaten benim söylediğim her şey nedense. Öyle, bugün kendisi biraz huysuz. Şey yapalım, onu yavaş yavaş açacağız gün içinde. Önce mağara, sonra antik kentler derken. Sizden bir ricada bulunabilir miyim arkadaşlar? Cihan'a böyle topluca bir yazı yazabilir misiniz? Lütfen arada Ebru'nun dediklerini de duy diye. Evet. Başka bir isteğim yok. Son sitemi de aldıktan sonra şimdi kaldığımız bölgeden yavaş hareket edeceğiz. Önce bir tıraş olacağım. Ondan sonra köy içinden ekmek alacağız. Ondan sonra Altın Beşik Mağarası Milli Parkı bölgesine geçeceğiz. Ondan sonra nasıl gelişecek hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Hadi barışalım, gel. Ben bak, barışmayacağım. Küs gitmez, küs gitmez bugün. Barışmam. Hadi bak, sana da ben de derim Ebru'ya notlar yazın. Tam ne notlar düşer ha buraya. Yaz, hiç ver, kimse buna bir şey demez ki. Bir de buradan, bir de buradan. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Beni mi çekiyorsun? He, şu anda ne yapıyorsun merak ediyorum. İnsanlar da bir görsün dedim. Ne yapıyorsun orada? Kıyafet bakıyorum. O kadar düşünüyorsun değil mi kıyafet için? Yok. Üşümeyeceğim şekilde bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Üşümezsin aslında. Güneş çıktı ya. Seni bundan sonra dinlemem Cihan. Ya şimdi haklı. Akşam geldik buraya. Neyse. Bu ne işe yarıyor? Bu kuru şampuan. Benim saçlarım yıkandıktan birkaç saat sonra yağlandığı için böyle karavanda kalınca ikinci gün bunu kullanıyorum. Böyle. Çok güzel. Ahu Tuğba'ya benzedin. Yağını alıyor efendim. Canım benim. Oldu mu diyorsun? Bence çok ya, güzel. Cadısıyla görmesin seni. Kayıp akrabaları diye anons ettirecek seni köyde sabahta. Aa, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili burada anons yapıldı sabah. Hemen gidip yürüyüş yapmalıyım orada. Ne diyeceksin? Ne yürüyeceğim? Benim... Şey, saçlarımı böyle savuracağım ve şey diyeceğim. Haldır çaldır. Haldır çaldır neyin nesi? Bilmiyor musun sen onu? Yok. Neden Shoulders'ın bir tane bakkal açıklama şey yazı yazmış işte. He. Haldır çaldır 45 lira. Hadi bir tane daha biz benzetelim. Senin dışında hiç kimse, herkes biliyordur ben, bunu. Ben çok cahilim ya. İnternet esprileri konusunda çok cahilim. Kendi trendimi yaratma peşindeyim ama o da olmadı. Ne yapalım? Dağları bastı kiraz. Gel bana biraz biraz. Dağları bastı köfte. Köfte yanına piyaz. Oha, kafiyeye gel. Çok iyi olmadı mı? Evet, tam Aksu iyi. Türküsü yazdım sana ya. Onlar bastı kiraz. İnşallah Altın Beşik Mağarası'nda yüzmek zorunda kalmam. Kafana dikkat. Daha büyük mama yok muydu? Öyle alsaydın. Yok, şey. Yani fiyat olarak en uygun buydu. Yiyebilecek bir şey yoktu. Nedir? Hazır mıyız? Masa yapalım mı? Sanda yatağı masaya çevirelim mi? Böyle. Sonra da çevirebiliriz. Olur.
Evet, köylüye ılışmaya başladın. Isınmaya başladın buranın köylüsü. Ay köylüsü çok tatlı ya. Dün şimdi geldik buraya, biraz gezdik köyün içinde. Çok enteresan bir köy. İnanılmaz güzel bir köy bu arada. Yani sadece hani köyün içinden şöyle bir tur attık, buraya geldik. Çok da göremedik ama tam böyle hani bu eski zamanlarda gözümüzde canlandırdığımız köy var ya, işte tam olarak öyle. Evet. Gece çekirdek mi yedin burada? Çekirdek 3-5 tane yedim. Aşağıda bir tane teyze vardı ya, gözlemeci. Evet. Dün ekmek sormuştuk. Aha. Orada gözleme mi yesek? Diyelim. Kahvaltılık da var yanında. Hmm. Onları da ekleriz. Bir de burası bal, pekmez ve sanırım üzüm. Üzüme emin değilim ama bal ve pekmeziyle çok ünlüymüş. Yanında eşantiyon ballı da yeriz. Önce soralım mı gözleme var mı diye? Vardır. Soruyor musun? Gözlemeci açık mı? Ben hiçbir mağaraya gözleme yemeden girmem, biliyorsun. İster yer altı ister yer üstü fark etmez. Ne yiyeceğiz? Peynirli ya da patatesli. Of, patatesli. Patatese girerim ben de aynen. Peyniri de deneyebilirim. Hepsinden birer tane söyleriz ya. Kendi kahvaltılıklarımızı almayacağız mı biz? Nasıl yapacağız onu? Gidelim siparişi verelim, oraya soralım bizim kahvaltılıklar var, getirebilir miyiz diye. Tamam. Oy, burada kimler varmış, kimler varmış. Bara. Gel bili. Bunlar niye mahpus hayatı yaşıyor acaba? Birazdan çıkarlar. Ne yaptınız? Gel bakayım bir parmak ye. Parmak tatlısı var. Şş. Gel kız. Ne kadar büyükler. Aa, içerisi yumurta dolu Durcan. Tamam, bir de yumurta kırdırtırırız eğer taze varsa. Senin gerçi süte alerjin çıktı. Sütlerden uzağız bu saatten sonra. Evet ya. Süt ve süt ürünlerine alerjim çıktı. Çıktı denmez aslında. Sadece bir deneme aşamasındayız. Var mı yok mu onu göreceğiz. Dün bir tane kahve söyledi. Ne sütlüydü? Badem sütlü kahve. Dünyanın en içilmemesi gereken kahvelerinden biri, söyleyeyim. Badem sütlü kahve. Şimdi badem sütlü kahve severler derneğinden yazmasınlar. Burnunu tutarak içebilirsin bence. Yok ya, tadı da boğazını dolduruyor. Bir şeyler oluyor. Şuradan geçelim. Anam, burada kim varmış? Ana! Ya tam çekime başlayacağız. Kimi bulduk? Saklan başta. Kazanan oyuncuyu bulduk ya. Bir kere seveyim. Ne olacak ki? Yepsi. Ne olacak bir kere sevsin? Ya birazdan tanışacağız zaten. Yemek yemeye geldik biz. Korkma, korkma. Gel. Gel, korkma. Kedilerin sessizliği bu ya. Pekmez diyorsun ha? Üzümler toplanmış galiba. Aa, demek ki üzümüyle de ünlüymüş. Üzüm pekmez bal diyordu çünkü. Aa, çocukluğuma gittim ya. Şimdi sen hala çocuksun benim gözümde ya. Bizim o kadar güzel bir bahçemiz vardı ki, yani böyle önünden geçen böyle bir dururdu. Hani o zaman böyle bir işte bir şeyler çekmek, fotoğraf makinesi, telefon falan oluyor olsaydı eğer, bir sürü insan orada reels yapardı. Öyle düşün, öyle bir yerdi. Telif yollardık hepsine. Halimize gel. Biraz da böyle aşağıdaydı. Herkes çok rahat gördü. Böyle cennetten bir bahçe gibiydi yani. Orada o kadar fazla gül vardı ki, dedem çok severdi gülleri ve böyle pembe güller vardı. Hmm. Şu anda böyle koklayınca oraya gittim resmen. Oh ya. Şuna bak Cihan ya. Sana deseri. Bunlar batın mı? Beni pek çekmiyor ya güller. Romantik biri olmadı mı sana? Ben çok severim. Ben gözlemeyi daha çok seviyorum gülden abi. Tamam, hadi gidelim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasıl kardeşim. Nasıl olsun gözlemler? Peynirli patatesli. Peynir patates seçeneği var, iki tane değil mi? Evet. Tamam. Çünkü yeni yaptık, hemen servis edeceğim. Kaşarlı var mı? Var. Onu yeni mi yap? Bir daha mı yapacaksın? Beklersin biraz. Beklerim ya, ben kaşarlı seviyorum. Tamam. Ben patatesli alırım. Günde kaç tane gözleme açıyorsundur teyze? Siparişi kır, açıyoruz 30-40.
Nasıl, yorucu mu peki? Ben sanki böyle iki tane açsam bitermişim gibi geliyor. Yok, normal. O da bizim mi? Elinize sağlık. Tamam. Bunun tadına da bak. Çayı mı soğudu? Şimdi bu bölgenin balı, pekmezi, inciri çok ünlüymüş, tamam mı? Hı hı. Biz de kahvaltımızı buradan taçlandıracağız. Şenlendirmek adına bir bal. Kardeşim bize bir yardım edeceksin be. Sizin buranın balı ünlü. Evet, çiçek ballarımız. Tamam, biz bir tane alalım ondan o zaman. Tamam. Hem kahvaltımızda bize eşlik etsin. Olur, bir de şu şey ne dedin bu? Bu mu? Evet. Bir göstersene Ebru'yu onu. Solunum yollarını açıyor, hemen göstereyim. Demin bana gösterdi, bayağı içine çekiyorsun şey gibi. Yani Vicks'in atası diyebiliriz. Kristal dediğimiz olay. Bunun şu kadarını atmamız yeterli oluyor sıcak suya. Aa, çok güzel koktu. Şöyle. Burnunuzun içine yakın, istediğiniz kadar çekebilirsiniz 15 dakika boyunca. 15 dakika sonra doğal olduğu için sisi geçiyor. Solunum yollarını komple açıyor. Tamamen doğal. Anam buraların Garfield'ı gelmiş. Anam. Pankreas savaşçısı, pankreas. Gel bakayım. Yapsın. Anam elimi koparacak. Ben künneye getirdi elimi de. Künneye getirdi, künneye. Ya bir gel ben de seveyim ya. Leopar yavrusu ya, tamam. Organik ürünlerimizi yüklendik. Ne zaman bu programı izleyeceğiz? Pazar günü. Pazar günü izleyeceğiz. İnşallah. Evet. Sen pazar. Çektin mi, çekmedin mi? Şimdi çekiyorum işte. Abim buranın işletmecisi sizsiniz galiba. O benim oğlum, ben babasıyım. Evet. Kışında Bursa'ya dönüyormuşsunuz. 2-3 ay Bursa'da kalıyoruz. Sonra buraya tekrardan. Tabii şimdi burası bizim köyümüz. Evet. Dedelerimiz, babalarımız buralı. Annemle babam, örnek vereyim. Ablamız 3 aylık, ben 65 yaşındayım. Bursa'da doğdum. Maşallah. Hiç göstermiyorum bak. Böyle güzel yerlerde oluşundan herhalde. Ya, babamla annem sağlamdı onun için. Sakallar biraz gösteriyor ama. Sakalları kesmen lazım. Efendim biz Bursa'da yaşıyoruz. İşte 2 ay 3 ay buraya geliyor. İşte 2-3 ay Bursa'da kalıyoruz. Geri kalan buradayız. İşte Allah bize böyle bir yer nasip etti. Ne güzel. Bursa'dan geldik. İşte orada yine iş yerlerimiz de var. Burası turizme yönelik. Burası havası güzel. Çok güzel. İnsanlarımız çok güzel. Evet, hissettik onu. Köye girer girmez anlaşıyorsun yani, gelip anlıyorsun. Geçenler çok oluyor. İnsanlarla diyaloglarımız güzel oluyor. Hem insanlarla tanışıyoruz. Çok güzel abi. Burada mutluyuz. 60 yaşından sonra buraya geldim ve mutluyum yani. Biz de seni tanıdığımıza çok mutlu olduk. Ne demek. Eyvallah, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kızım. Pakize geldi, Pakize. Pakize hoş. Pakize. Tam bir Pakize tipi var sende, var ya. Şimdi kendi yaptığım su sistemini size göstereyim. Burada biliyorsun tamamen ben yaptım bunu. Evet. Bak şu gördüğün göstergeyi ben taktım. Elektriğini ben bağladım. Efendim benim buradan su girişini ben yaptım. Ona göre. Çok güzel. Bu eller neler yaptı Ebru'm? Tebrik ediyoruz. Sabah biraz sert giriş yaptım bana ama bak neler yaptığımı da gör yani. Hortum geldi. Şuraları da sileceğim, az kaldı. Çeşmeyi açayım mı? Açıver abi, biz onu koyalım. Çeşme zaten oradan kapatıveririz, gördün mü? Tamam. Biz sana bir şey soracağız ama. Buyur. Buranın bu evleriyle ilgili bir şey soracağız sana. Evet. Sen bilgin var mı? Buyur. Dur takalım ya. Buranın evleri. Şimdi... Bu düğmeli evler. Evet. Bu evler 200 yıllık, 300 yıllık, 400 yıla kadar dayanıyor. Hı. Mesela daha evvel burada Ermeniler, Rumlar yaşıyormuş. Hı. Tabii o zaman tabirinde. Fakat bu ustalıklar hem onlardan kalma, hem kendi ustalarımızdan kalma, taş ustalarından kalma. Efendim mesela buraya neden düğmeli evler diyorlar? Burada işte çimento kullanılmamış. Öyle harç onlar kullanılmamış. İşte bildiğiniz gibi. O taşlar nasıl birbirine montaj yapılıyor? Ona göre, onun ustaları var, ayarı var. Sıfır arkadan oturtuyor yani. Tabii arkadan, Allah Allah. Arkadan çakılları destek, o taşların ufaklığını destek yapıyorlar. Hmm. Şu arada ağaçlar var. Evet, ağaçlar geçirmiş. Hatıl dediğimiz. O ağaçlarla neden öyle düğme gibi birbirini kavruyor? İsmi çıkmış düğmeli evler. Perçinliyor. Bu Karadeniz evleriyle alakası var mı buradaki sistemin? Hayır. Ya tabii illen birbirine benzerler fakat buranın işte bizim bu İbra'da bölgesinde bizim Akseki'de de belli bir ormana da var. Bizim burada var. Ama bizim esas geçerli olan burası. Geç mama var. Cık,
Şimdi biz 3 günlüğüne Arabistan'a gittik. Oradan bir davet geldi. Gittik geldik. Aslında Antalya'da çok fazla kalma niyetimiz yoktu. Yani sadece buradan uçağa bindiğimiz için buraya geldik. Ama Cihan'ın işte 3 ayda bir kontrolü var. O kontrol zamanına da denk geldi. Tek sorunumuz şu ki MR'ı bize 6 gün sonraya verdiler. Biz de dedik ki 6 gün içerisinde tekrar Fethiye'ye git gel yapmayalım. Hem burada görmek istediğimiz yerler var. Oraları görelim. Hem de işte burada vakit geçirelim, havanın tadını çıkaralım istedik. O yüzden 6 gün boyunca buradayız. Bizim Ekim-Kasım ayları, deniz ayları. Yeniden bir seriye başlamayı düşünüyoruz. Şu hem hastane işleri falan da bilsin. Lütfen güzel dileklerinizi de iletin. İnşallah güzel sonuçlar alırız Cihan'ın hastalığıyla ilgili. Bu şekilde. Ay, köy sokakları o kadar güzel ki. Bak 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 ne kadar güzel. Porotoin kaynağı, porotoin. Ha, şurada götür bakalım. Koçum. Aynen, beğenmiyor. Sevmedi. Ye işte, sağlıklı beslen. Aa! Üstüne işedi. Aa! Bu mu yani? Bu mudur? İkrama karşı saygı bu mudur sende? Ama çok ayıp ettin ya. Ben şimdi onu alıp bölgedeki kedilere dağıtacağım. Ne olacak peki bu durumda? Hı? Özrün diliyor galiba. Özür mü diliyorsun? Sen sevmediğin şeylerin üstüne işiyor musun ha? Sevdin mi Ebru ablanı? Bak bakalım. Sevdin mi Ebru ablanı? O zaman ben mamayı alıyorum kanka. Ben bunu alır yerim. İşememiş ki. İşemiş gibi yapmış. Al tek tek vereyim. Al. Yok. Zorlama. İstersen tavuklar yesin. Tavuklar çok sever. O zaman tavuklara veriyorum. Ama tavuklar bunu yiyince patlıyormuş ya. Nasıl yani? Patlamıyor şuradan. Bunu koyuyorum buraya. Arkadaşlarım içer onlar yesin. Götünü keselim seni. İşedi ya üstüne. Karakter. Bak yiyor ya. Ne fena olsun sen ya. Hep artistlik peşindeler var ya. Kedi köpekleri yok mu ya? Mesela tavuk öyle mi? Hiç. Asla. Patır patır. Bizden beri. Hiç öyle gereksiz diksiyonlara falan girmiyor kendileri. Anlarsınız. Gel bakayım gel. Gel buraya kız. Gel buraya. Deminki hareketleri bir açıkla bize. Evet Ebru'nun şu anda sevmediği meyvelerden biri olan inciri arkadaşlarım alıp çıkacak. Bak ama sevmemek ne demek? Şimdi önce bir ona. Niye sevmediği? Evet. Benim bir fobim var. Benim bir fobim var. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendini memnun olması gerekiyor. Fobi. Fobi. Sevmemek. Şu görüntü var ya. Ben birleşik şeylere bakamıyorum, tamam mı? Birleşik mesela United States of America, Saudi Emirates falan bunlara bakamıyorum kendisi. Böyle birleşik bir şey fobimin adını yazarım. Adını bilmiyorum ama böyle birleşik şeylere bakamıyorum. Şimdi evet. Bakamazken bunu nasıl yiyeceğim? Gözünü kapatıp aşkım. Çok güzel, tatlı. Bal. İyi değil mi? Güzel. Bak bir kere faydalı olduğu kıvamından belli. Ama bak. Bakma aşkım. Ne görüyorsun ona bakınca? Anlat şu hastalığı bir çözümleyelim seninle burada. Çok kötü, bu çözülebilecek bir şey değil. Hayır, ne görüyorsun oraya bakınca? Midem bulanıyor. Sen bak geçen senelerde metal tutma hastalığı vardı. Bu evet. Sene birleşik soğuklarda birleşik şey. Soğuklarda yine oluyor. Bu sene mi çıktı birleşik birleşik? Yok. Yaklaşık 15 senedir var bu bende. Tamam nasıl çıktı sende bu? Bilmiyorum nasıl çıktı. Bir gün benim karıncalar bastı, ondan olabilir bak. Ya o dediğin köpek kovalayınca olan köpek korkusu ya. Karıncalar bir bastı, ben şöyle bacağımdan aşağısına bir baktım, burası görünmüyor tamam mı? Böyle üstünde bir sürü karınca. Onlar öyle birleşik, bütün birleşikler böyle. Teşekkür ederiz. Burada da kalabilirdik akşama. Evet, güzelmiş. Ayağımızın dibinde bal gibi gözleme. Şifa obası ne kız? Harran ovası, harran ovası. Ben, hadi bir Bülent Ersoy taklidi yapalım karşılığında. Ben yapamam. Önce kazanamadın sınav panası. Çok kolay bak, burnunla genzini birleştirip oradan veriyorsun. Yapabildiğini mi sanıyorsun da çok kolay harran diyorsun? Harran ovası. Olmuyor mu? Olmuyor mu canım benim? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. 100 lira giriş ücretimiz var. İçeride şeye bota bineceğiz biz. Evet. Onun ödemesini içeride mi yapıyoruz? Aynen. Bu 100 lira şöyle. Bu araba girişi bu yıl. Yolun gittiği gibi gidiyoruz biz. Aynen. Başka teşekkürler. Zaten ne beni görmeden çıkış var ne ileri gidiş var. Kaçarız biz, buluruz yolu. Yok bulamaz. Bulamayız tamam. Görüşürüz. Dört dakikasın görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Yoksa bize bere mi verecek, baret mi verecek? Aşkımız. Aha. Dut mu nedir o? Ya bu hani hiç ilaç yok bu cevizde. Ay ablam benim sağ ol var o. Ederiz. Biz de sana bir şey ikram edelim dönüşte. Nasılsa göreceğiz seni. Şey incir yer mi incir? Ha incir yer misin? İncir var çokça. Dur. Yok şey yaparız ya dönüşte.
Yok ama şimdi tazeyken al. Karavanda sıcakta o şey olur. E gel turla bizimle. Bu aracı o çocuklarım aldı bana. Bak evlatlarım sağ olsun yazdı. Aa ne güzel. Çok güzelmiş ama. Bir de arkasına bak, iyilik iyidir. Her zaman iyilik iyidir, unutmayın. Daha yaşınız genç. İyilik gerçekten çok iyi. Birileri geldi. Geldim hemen. Almadım, sonra geldi, geldi, geldim, geldim. Geldi. Can Duran amca bana da ver bari ya. Al ablacığım. Teşekkür ederiz tekrardan. Evet. Görüşürüz. Bu araba niye kokuyor ya? Balataları değiştirdik ya ondan. Ben şu dibe bırakmak istemiyorum. Ondan taş düşerse ayı çıkabilir. Niye diyeyim? Şu arabanın şuraya arkasına bırak. Diyorsun değil mi? Ne kadar yürüyeceğiz acaba? Çok bir şey yoktur. Tahminimce. Niye arka kamerası açılmıyor? Çok hızlı gidiyorsun buralarda Cihan. Aa, ben buralarda hızlı gitmeyi severim gülüm. Aynı şekilde yine park ettim. Easy. Hadi gidelim. Üstümüze uzun kollu bir şey alalım. Çok öyle soğuk mi? Diyorlar evet. Ya. Öyle diyorlar. Ya bıktım üşümekten. Benim kapşonluyu alırız. Benim uzun kollu şeyde kaldı. Çağdaş'ta kaldı, onu alalım. Onu hemen alalım. Şu kapşonluyu alıyorum senin için. Hangisini? Al bunu. Onu senin için al. Benimki nerede? Ha, senin montun da var. Onu evet. Da alalım. Ya bilmiyorum. Belki de çok soğuk olmaz. Ama ben öyle duydum. Senin tarafında olabilir ya da yan tarafında. Allah, her şeyi düşürdüm. Aşkım benim tarafıma niye elbiseler konuluyor acaba? Çünkü benim yerim yoktu. O zaman hadi gidelim. Kat yaptım sana, iyi mi? Enaktar. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Oo, görüntüsüne bak, gel gel. Önden of, bir ayar of, verelim of. Gel. Ya ben canlı görmek buradan istiyorum. Heyecanlı kaçmayacak. Buradan mağaranın içine gireceğiz. Çok enteresan görüntülerle karşılaşacağız. Kırmızı mı sarı mı? Kırmızı. Teşekkürler. Direkt böyle takıp dalıyoruz mu? Nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. Gidelim bakalım. Evet, Antalya merkezden yaklaşık 127 kilometre uzaklıktaki Altın Beşik Mağarası'na geldik. Ne zamandır merak ettiğim bir yer burası? Söyleyeyim mi? En az 10 senedir merak ediyorum. Gerçekten mi? Evet. Ve hep çok terste kalıyor. Antalya'ya defalarca geliyoruz ama 127 kilometreyi gözümüz kestiremediği için bir türlü. Bu sefer kestirdi ama geldik. 127 kilometre. Antalya'nın İbradı ilçesindeyiz şu anda. Yollar çok güzel. Böyle. Manzara ama muhteşem. Manzara çok güzel. Bakar mısın şu derinliğe, baksanıza dağlardaki. Bir deprem olsa var ya burada cincığımızı bulmazlar bizim ha. Ya gerçekten bu ne Cihan? Çok fena. Ondan sonra İbradı ilçesine geliyorsunuz. Oradan Ormana mı? Ormana köyü. Oradan da en son bizim geldiğimiz Ürünlü köyüydü galiba. Ürünlü müydü? Yazarız. Yazarız onları. Bir bulması zor bir yer değil. Köyden de yaklaşık 4 kilometre sonra buraya geliyorsunuz. Girişe 100 lira verdik. Ondan sonra baretlerimizi aldık. Şu anda yürüyoruz bakalım. Nelerle karşılaşacağız göreceğiz. Ben gördüm biraz. Galiba botlara bineceğiz ha? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. 300 lira vereceğiz. Evet. Kart geçiyor mu? Yok, sadece kart geçiyor biraz. Biletlerimizi aldık. Kişi başı 150 liraymış. Kredi kartı geçmiyormuş. Ondan sonra şimdi burada grubu bekleyeceğiz. Botlar doldukça kalkışa geçiliyor anladığım kadarıyla. Tiyan, kokuya bak. Koku? Kokuyu almıyor musun? Yo, ben kendi ter kokum geliyor. Karavandayız 3 gündür. Çok güzel değil mi? Sen şu an farkında mısın nerede nasıl olduğumuzu? Galiba çok fazla video izleyip çok fazla fotoğrafını gördüğün için yok, güzel. Yeterince etkilenmemiş gibisin. Biz şimdi kendi botumuzla gelsek burayı gezemiyoruz. Aslında kilit sorun. Kendi kanonla gelsem giremiyor muyum buraya? Kafamda çok deli sorular var ya bu. Hadi inelim biraz daha, yaklaşalım suya. Can bu ne ya böyle?
Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü aşkım. Çok güzel değil mi? Ya Türkiye'min neresi kötü ki gözünü sevdiğim? Evet. Cihan sanki gerçek bir şeye bakmıyormuş gibiyim. Yani şu an böyle kocaman bir televizyon ekranım var önümde. Oo, bakayım. Değişik benzetme. Evet, sinema ekranı gibi. Başlarına geleceklerden habersiz mağaranın derinliklerine inen bu grup... Milleti çekip de... Yok, çekmiyor, görünmüyor. Böyle bir ortam işte ya. Güzel, şaşalı bir yer. Bak şu oyuk da çok iyi. King Kong görse yerleşirdi buraya. O gitgide soğuyor, farkında mısın? Evet. Bayağı şuradan şuraya 5 derece fark ettim. Montaratan soğuğu diyoruz. Ayağını ıslatmayalım, dikkat et. A, güzel soğuklu. Gideyim ben. Arkadaşlar seslendi, gelin can yeleği verelim diyorlar. Güvenlik açısından can yeleğimizi de giydikten sonra sanırım çıkacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Gel sana ne göstereceğim. Şok olacaksın nasıl görmedim diye. Nedir? Anam. Ya nasıl işini biliyor Serin? Ya sen var ya çok fenasın. Gel bakayım. Uy 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 uy. Nasıl biliyorsun işini sen var ya? Sen de geleceksin mi bizimle? Tamam geleceğim. Burada balık mı bekliyor? Mağara balığı da dattı olur derler he. Merhaba. 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 Serin değilmiş o kadar. İnternette çok soğuk yazıyor. İçi serin. İçi serinleşecek. İçi serin. Ha. İçi serin. Ha? Çok güzel ya. Evet, mağaranın içinden görüntü bu şekilde. Yukarıdaki gördüğünüz sarkıntılıklar hep mağaramızın damlamalarından dolayı oluyor. Yan tarafta kumsalımız var, suyun kendi kumu. Şu anda buranın derinliği 8 metre ileriye doğru düşüyor. En derin yer 8 metre mi? Evet abi, şu anda 8 metre. Burası ne zamandır hizmete açık bu şekilde? 94'ten beri abi. 32 senedir. Yok, 30 senedir. Matematik hemen kendini ele veriyor şu anda. Peki bu sadece açılan kısmı burası mı? Bayağı evet 3-4 abi. Katlı falan diyorlar. Öyle bir şey mi var? Abi bunun üstünde 2 kat daha var da 2. 3. katına kadar gittiler. Oradan ileriye gidemediler. Peki orası turizme açılacak mıymış? Vallahi bilmiyoruz abi. Bayağı böyle küçük açacağız diyorlar ama ne zaman açacak? Göletler falan varmış daha ileri bölümlerde. Aynen diyorlar. 2. katta 8-9 tane ayrı ayrı göletlerimiz var. Gittin mi sen? Yok. Gidek mi? İplerle halatlarla beraber tırmanman lazım. Ha, profesyonel işi. Aynen. Bakın su normalde Nisan ayında şuralarda oluyormuş ve ileriye kadar gidilebiliyormuş. Yani su şurada olduğunda bu ileriye kadar gidiliyormuş. Peki hocam bu Nisan ayında su yüksek olduğu dönemde ne kadar daha gidiyor bu? Şimdi abi 50 metre daha ileriye gidiyoruz. Hemen şu ilerideki gördüğünüz viraja kadar gidiyor. Çok hemen ilerinin olduğu yere kadar. Oraya kadar gidip geri dönüyoruz. Orada bir şelale var diyorsun. Tabii oradan ikinci, üçüncü kata çıktıkları yer var. Suyumuz Beyşehir Gölü'nden geliyor. Sodalı su olarak geçiyor. Dağdaki kaynak sularla beraber karışıklığa geliyor. O zaman göl suyu azaldı ki bu su böyle mi oluyor? Gitgide düşüyor mu? Öyle bir şey var yok mı? Yok abi. Yağmur, kar bu sene fazla yağmadı. Ondan yükselmedi. Mağaranın 2 milyon yıllık olduğunu öğrendik. Ebru ile yaştaş sayılırlarmış. Biraz önce aldık bu bilgiyi kendisinden, arkadaşımızın. Burası normalde böyle devam ediyormuş 50 metre daha. Ama sular alçaldığı için şu anda böylemiş. Ancak bilet fiyatı sanırım 150, su yüksekken de 150 alınıyor galiba değil mi bilet fiyatı? Orada bir indirim çıkışta rica edeceğiz bakalım, belki kurtarırız. Nisan ayında bir daha geleceğiz. Bize sebep oldu böyle suyun bu şekilde oluşu. Asıl önemli nokta profesyonel dağcılar gelip burada ikinci, üçüncü kata çıkıp oradaki göletlerin içine dalıp başka gölet bölgelerine falan pasajlardan geçebiliyorlarmış. İşte böyle yerlere gelince dağcı olmak varmış diyorsun. Ama gel gör ki montajcıyız. Kısa sürdü ha? Evet kısa. Doyamadık. Kısa ve öz. Teşekkür ettik kardeşim. Abla istersen botu. Ne diyorsun? Çok güzeldi. Ama hani ileriye gitmeyi isterdik tabii ki ikimiz de. Evet. Bir 50 metre daha ileriye gidiyormuş. Nisan'da bir daha geliriz belki bakarsın. Evet. Yani sürekli Antalya'ya geliyoruz sonuçta. Evet evet gelinir bir daha. Biraz çok uzak ama burası. Belki buradan şeye giderken işte Mersin, Adana, Kıbrıs o taraflara kaçarken bir daha uğranabilir. Siz giderseniz eğer Nisan, Mayıs aylarında bize fotoğraflarını atarsınız. Bekleriz efendim. Bir de şu duvarlara yazı yazmasanız süper olur. Yani mağarada da yazı yazılmaz ya. Şurada nereden bulunuyor? Bir de sen oraya kadar nasıl çıktın nasıl ya? Nasıl çıktın? Sen maymun musun oğlum? Maymunlar cehennemimsi. Gidelim mi rafting'e? Yok ya. Niye? Ne bileyim.
soğuk. Zaten bütün gece üşüdüm. Gel gel, korkma gel. Normalde yolumuzda bir tünel vardı. 5 kilometrelik bir tünel. Bilirler Antalyalılar. O tünelden girmedik. Servis yolu diye bir yol ayırmış. Böyle dağın tepesini dolaşarak çıkıp ineceğiz. Yol üzerinde yılkı atları var. Görürsünüz dediler. Eğer doğru anladıysak bu yol üzerinde olması lazım. Ondan buraya girdik. Yılkı inekleri karşıladı şu anda bizi. Bak tepede de yılkı boğası var. Oturuyor. Gördün mü bak? Sarı. Oymak Bey kendisi. Bir çıkalım onun yanına bakalım. Gel. Nasıl gideceğiz bu dönem? Gel gel. Nasıl gittin ya öyle? Yılkı atları diye geldik. İneklere kaldık. Onlar da bizi umursamıyor pek. Yiho, yiho. Bunlarda birkaç kelime var. Onları bulursan kaçmıyorlar. Bir meöle bakayım. Aa bak bu bir tane sana yakın hissetti kendini. Evet. Gel. Abi. Abi. Bu nasıl oldu? Karaciğerden geliyor. Al bak. Keşke flütümü getirseydim. Aa. Seviyorlar o sesi. Al gel arabadan. Yok bence zorlamayalım. Gölete bakacağım. Aha arkamızdan birileri geliyor. Aha. Bence sabit duralım. Niye? Çünkü korkuyorlar üstlerine doğru gidince. Aha mahvedecekler bizi. Biraz tırs. Allah Cihan annesi ise çocuğu böyle yapıyorsa, al. Bağırıyorsa. Al. Cihan bu çok üstümüze geliyor yok. Yok ya. Aha boğa dedikleri. Al. Al bakalım. Ya bu kadar korkmayın be oğlum ya. Evet. Büyük başlardan umrumuzu bulamadık. Kendimiz küçük başlıyor o yüzden. güzelmiş. Manzara mı? Elma. Çok güzel bence de. Baksana şuraya. Gelmediler. Üzmeyin lan teyzeyi. Evet. Sen gelince korkuyorlar bak. Sen bana böl ver. Bak. Kaçıracaksın gene hayvanı. Bir tadını alsın zaten. Yiyecek misin minnoş? Al. Suyun var mı teyze? Yok. Su verelim mi? Suyun var mı? Benim de eve gider nasıl? Var var bize su var verin. Eve gider. Bunlar öyle git de gideceğim. Her tarafta evim var. Nerede evin? Başında. Ne kadar buradan yol? Böyle oraya vardım üst tarafa tane benim orada. Buyur teyze. Sen sağ ol. Soğuk su. Nasıl sen de yine? Yoruldun değil mi? Yoruldum inekler öte gitmiş. Akşama gelemeyecek eve. Hangisi gitmiş? Kaçan var mı? Hepsi de oraya yol boyuna gitmişler. Araba gelecek çarpacak onu bilmiyor işte. Siz nereye gidersiniz? Nereden gelirsiniz? Biz Fethiye'den geliyoruz. Atlılar ne aran? Şeye gittik, şu mağaraya gittik. Altın Beşik Mağarası var ya. Ha. Oradan dönerken de tünelden geçmedik. Bu üst yoldan gelelim dedik ne var diye. O zaman Eynif'e giderler de evvel de. Ha. Atlılar bilmeyin bu sene görmedim. Geçseler de şeyden tünelden giderlerdir muhakkak. Ha. Biz yanlış anladık o zaman. Bu yolu anladık biz. Buradan giderlerden mi evvel? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Selçuk kervan yolu. Ha. Kervan yolda düzülür. Kervan yolu. Kapısı kapalı. Açılır bence. Yol üstünde böyle bir antik bina gördük. Selçuklulardan kalma bir kervansaray yoluymuş. Kervan yolu daha doğrusu. Buraya gelirken şu yokuşları inerken böyle sürekli köprüler var. Tarihi köprüler ufak ormanın içinde gizli kalmış. Onları gösteriyordum Ebru'ya. Meğerse buraya varıyormuş o küçük küçük köprücükler. Bakalım içerisi nasıl? İçerisi şöyle bir yer. Kilitli.
Ama çok hoşuma gitti. Buranın olayı da şuymuş. Bitki temizliği araştırma kazısı yapılacakmış. Bu süreçte can ve mal güvenliğinin sağlanması, kaçak kazıların önlenmesi açısından restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrasında ziyarete tekrardan açılacakmış. Ben böyle içerisinde kafeterya, kantin, tost, ayran hizmeti açılmamış antik yerleri daha çok seviyorum galiba ya. Yani bunların tabii turizme kazandırılmış halleri de çok güzel ama fazla ticari bir görüntüye bürünüyorlar. Şimdi şunun bir durumuna bakın. Ne kadar orijinaline yakın bir his var yanındayken. Bir de bunu restore görmüş halini düşünün işte. Restorasyon görmüş halini. Bir de öyle düşünün. Çok alakasız iki duygu. Neyse, buna şükür. Bu içini gezemediğimiz hanın düşündüğümüzden daha büyük bir hikayesi varmış arkadaşlar. Zamanında 1200'lü yıllarda Manavgat'a Selçuklar hükmediyormuş ve işte Manavgat'taki ve Antalya'daki limanlara gelen malların buradan Konya'ya, Konya'dan da Anadolu'nun diğer bütün kentlerine dağıtılması için böyle bir kervan yolu oluşturmuşlar. Bu han da oradaki bu oluşturulan 200-250 kilometrelik o yolun önemli bir hanlarından bir tanesiymiş. Bayağı bir yürüyüş yoluymuş bebeğim burası. Trekking yolu yani işte 1. 8. 10. lik yolu gibi etapları var. Zorluğu falan yazıyor. Bir gün belki zaman olursa yürümek lazım. Çok güzel olurdu. Antalya Toroslarını bitirdik. Şimdi nereye bitiriyorsun? Çok küçük bir alanını gezdik ama yine de Toroslardaydık. Tepelerdeydik, 1100-1200 metrelerde. Şimdi Antalya sahillerine indik arkadaşlar. İyi halt yedik. Çok da iyi halt yedik çünkü indik 2 saattir burada nerede denize yakın durabiliriz, nerede yemek yiyebiliriz bu tarz kargaşalar içine girdik. Side'ye geldik. Buranın böyle bir antik, güzel bir liman, böyle bir amfiteyatro falan ben olayları var. Tut. Sen bu konuda çok beceriksiz. Tutamıyorum ben. Hem tutup şöyle hem bakamıyorum. Tutamıyor bak, şöyle dolanıyoruz. Yok çok şu zor ya. Her neyse geldik efendim buraya, Side'ye. Şimdi sahile doğru yürüyeceğiz. Kafamıza göre bir yer bulursak orada bir yemek yeriz diyoruz. Çok karnımız acıktım. Aç. Daha sonra akşamında ne yaparız bilmiyoruz. Belki bu antik bölgesini gezeriz buranın. Ya da Antalya merkeze mi döneriz? Kararsızız, plansızız. Evet. Çünkü denize yakın konaklama yapamıyoruz burada. Evet ya, biz böyle denize sıfır bir yerde kalırız. Çok seviyoruz çünkü karavanla böyle güzel bir manzarada yatalım. Çok güzel bir manzaraya uyanalım. Onu yaşayamayacağımız için biraz böyle düştük. Açlıkla beraber şekerimiz de düştü. Evet. Şimdi bir kendimize gelelim. Önce yemeğimizi yiyip ondan sonra bakalım ne yapacağımıza. Karar vereceğiz. Evet. Lidyalılar buraya hakimmiş zamanında bebeğim. Daha sonra Persler ve Alexander burayı almış. İlk para nerede basıldı? Lidyalılarda. Lidyalılar. Paranın ilk basıldığı yer buralarmış. Makedonya Kralı İskender burayı elde ettikten, burayı aldıktan sonra o dönemin en büyük sikke basın merkezi haline getirmiş. Şimdi biz o merkeze doğru ilerliyoruz inşallah. Değil mi? Otellere bakılırsa hala öyle. Oteller diyorsun, çıkan bulgularla mı yapılmış burada? Hayır, hala sikkeler burada basılıyor ki. Evet, sikkeler burada basılıyor çünkü mesela Fethiye'de şu anda bir gitsen sikke basımı bulamazsın. Yani, turist olarak hiçbir sikke basımına rastlanmamışken burada her taraf sikke basıyor diyebiliriz. İyi dediniz efendim. Atlayayım mı trene? Atla hadi. Şimdi böyle A blok, B blok, C blok. Tiyatrodan ya da herhangi bir konserden bilet alırken fiyat farkı ödüyoruz ya. Evet. Sence o zaman da en önden ödeyenlerle ortadan ve sondan ödeyenlerin fiyatları farklı mıydı? Bilmiyorum aşkım. Çok zor bir soru sordun şu anda ama o düzen burada çıkmış olabilir. Para burada çıkmış ya, para da. Tabii. Paraya dair her şey burada çıkmış olabilir diyorsun. Kapitalizmin ana yurduna geldik ya şu anda. İlk antik sahayı bitirdik. İçeride gördüğünüz amfiteyatroyu gezdik. Orada agora, hamam birkaç bölüm daha vardı. Oraları görmedik ama işte caddelerini falan gördük. Kısaca biz oradan özeti kaptık değil mi? Evet, aldık odayı kaptık. Hala şu anda çalışmaların olduğu, kazıların devam ettiği bir saha burası.
büyük ihtimalle yavaş ilerliyordur. Çünkü çok turistik olduğu için gelen gidene kapatamıyorlar tabii sürekli alanı. O yüzden ağır ağır ilerliyor çalışmalar belli ki. Uzun zamandır bu zamanlarda yani Ekim ayındayız şu anda böyle kalabalık turistik bir yer görmemiştir. Evet bayağı burası şu anda durumlar iyi gözüküyor. Şimdi ilk antik sahayı geçtik ve daha sonra böyle bir çarşı pazar caddesi gibi. Büyük ihtimal bu da yine antikten kalma bir cadde bu arada, limana giden cadde. Böyle bir hediyecilik eşyacılar, restorancılar caddesi diyelim. Böyle bir bölgeyi geçip limana varacağız. Limanda da yine antik kalıntılar varmış. Bak solumuzda da var yine antik bir şeyler. Orayı da gördükten sonra inşallah acı karnımızı doyurmanın peşine düşeriz değil mi artık? Değil mi? Evet. Gülüm. Yani buraları... geç bile kalındı. Geç bile kalındı. Acıktık. Çok acıktık. Çok acıktık. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız, var olasınız. 6 günlük Antalya maceramızı olabildiğince sizlerle de paylaştık. Tepelere çıktık, sahillere indik, antik şehirler, onlar bunlar derken umuyoruz ki güzel bir montajla birlikte karşınızda güzel bir video ile bulunduk efendim. Umarız. Eğer videoyu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Beğen tuşuna basıyorsunuz ve bir de yorum bırakırsanız bütün yorumlara cevap verecek bir şey Burcu'm bu hafta öyle söylüyor. Hatta şöyle yapalım, ilk bir saat sen cevap ver. Tamam. Sonraki bir saat ben cevap vereyim. Tamam. Sonraki bir saat yine mi ben sonra cevap vereyim? Sonra sen ver yine. Ben bu arada şimdiden özür dilerim. Benim noktalama işaretlerim yoktur. Ben yazarken noktalama işareti kullanmam. Başka anlamlara çıkabilir benim verdiğim yorumlar, cevaplar. Cihan şimdiden... böyle cümleleri yazıyor ki, kelimeleri yazıyor. Siz cümle oluşturuyorsunuz. Evet, öyle. Öyle. Yapboz gibi bir insanız. Ne yapacağız? Çok teşekkürler. Görüşürüz haftaya. Bay bay.